raporuyla ilgili. O kadar kısa. Görüntülenme sayımı mesela eskiden örnek vereyim 3 binken var şimdi 300 binleri geçtiği oldu. Bu birçok medya organından çok daha fazla. Evet, inanılmaz bir etkileşim görüyoruz. Hakikaten onu bizim öğreteceğim memnunum. Teşekkür ederim. İlettiler. Bu dönem hakikaten hepimizin çok zor bir dönem oldu. Çoğu zaman ellerimizden çıkmaya korktuk. İşlerimizde çok ciddi aksamalar oldu. O sıra eski dernek başkanlarımız Sayın Rüzgan Selçuk, Sayın Kazım Yılmaz, Sami Kazıcı üstadlarımız ziyaret ettik. Kendilerinden görüş aldık. Uygun şekilde ödenmiş ve belgelendirilmiştir. Derneğin 1/1/2019, 30/12/2021 faaliyet dönemine ait toplam gelirinin 8.782.74 TL olduğu, toplam giderlerinin 4.281.42 TL olduğu tespit edilmiştir. Belirtilen faaliyet dönemine ilişkin mali bilgiler yıllar itibariyle aşağıda verilmiştir. Bunları okumayacağım. Ancak şöyle özet var. 2019-2020-2021 takvim yılları faaliyet giderleri 3588.47 TL, diğer giderler 692.95 TL olmak üzere toplamda 3588.47 artı 692.95 4281.42 TL toplam giderlerden oluşmaktadır. 2019-2020-2021 takvim yılları mevduat faiz gelirlerine toplamda 8.782 TL toplam gelirden oluşmaktadır. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, ben de çalışmalarınızdan dolayı yönetim kurulu kutluyorum şahsınızda. Gerçekten sosyal medyadaki çalışmalarını keyifle izliyoruz. Benim anladığım kadarıyla artık pandeminin de sonuna geliyoruz sanırım. Benim dönemde başlattığımız bu şeyden yemekli toplantıları da artık sizlerden bekliyoruz. Yani çünkü onlar daha bir sıcaklık ve üyeler arasındaki dostane ilişkileri de arttırıyordu. Son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Dernekler Kanunu'nun 11. maddesine dayanan ve işgalatı var. Dernekler Kanunu görevliliğinin 32. maddesine görülen defterler yasal süresinde onaylanmıştır. Bahsettiğim defter, Dernek 2019, 2020 ve 21 yıllarında belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göstermiştir. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği aslında ülkemizin bugünkü içinde bulunduğu koşullarda çok önemli bir görevi yapıyor. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği hem vergilerin adil ve etkin toplanması hem de kamu harcamalarının her kuruşunun hesabının sorulması, kamu harcamalarında saydamlığın peşinde olan bir dernek. Aslında derneğimiz 98 yılından bu yana gelen bir dernek ve önemli başkanları, önemli yöneticileri olmuş. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ilk genel başkanlarından VAVE'in. Bugünlerde Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin öneminin daha çok arttığını, bu tip sivil toplum örgütlerine daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki vergi sistemi maalesef çok bozuk. Türk vergi sisteminde toplanan vergilerin yaklaşık %70'i dolaylı vergilerden alınıyor. Bu demek ki Türkiye'de servet ve gelir adil olarak vergilendirilmiyor. Öte yandan toplanan bu vergilerin kamu harcamasına dönüştüğünde kimlere aktarıldığı, kimler için kullanıldığı çok önemli. Kamu harcamalarında saydamlığın peşindeyiz. Her kuruşun hesabını sormaya çalışıyoruz. Özelleştirmeler burada çok önemli. Biliyorsunuz ki bazen şu söyleniyor politikacılar tarafından, yöneticilerimiz tarafından. İşte cebimizden doğalgazda bu kadar katkı yapıyoruz. Devlet kimsenin cebi değil. Devlet kimsenin cebi değil. Bu vatandaşın vergileriyle gelir elde eder, borçlanırsa yine vergileriyle öder ve bunun hesabını da yöneticiler mutlaka vermek zorundadırlar. Biz bunun peşindeyiz. Tabii ki çok zor bir dönemden geçtik. Biz Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği'nin son yöneticileri olarak önemli bir yönetim kurulumuz var. Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Profesör Doktor Aziz Konukman, eski Ankara SMM Odası Başkanı Ali Metin Polat, Bülent Ak, Burhan Gündoğdu
ve benden oluşan bir yönetim kurulu vardı, son yönetim kurulu. Ne gibi zorluklarla karşılaştık? Pandemi koşulları vardı. Pandemi koşullarından dolayı bazı toplantıları yapamaz hale geldik. Ama o zaman sistemimizi değiştirdik ve sosyal medya yoluyla sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu etkinliğimizi artırmaya çalıştık. Ama öte yandan Türkiye'nin ekonomik koşulları da çok kötüleşti. 2013 yılından bu yana dolar bazında düşen bir milli gelire sahibiz. Gelir ve servet dağılımımız son derece bozuk. Böyle bir ülkede şu anda enflasyonun hiper enflasyona doğru gittiği bir ülkede sesimizi duyurmaya ve kamu harcamalarından hesap sormaya daha etkin ve adil bir vergi düzeni için vatandaşın hakkını aramaya devam ediyoruz.